Muharebe sağlığının geleceğinin insansız sistemlerde olduğunu daha önceden öngörmüştük. Ve öyle de çıktı. Günümüzde insansız hava araçları, kara araçları ve deniz araçları artık her cephede aktif şekilde kullanılıyor. Aslında bu tip dronlar 20. yüzyılın başından beri savaşlarda. Fakat 21. yüzyıla kadar genel anlamda keşif, istihbarat ya da eğitimlerde kullanıldılar. Nadir de olsa çatışmalarda görev aldılar fakat çok etkili olmadılar. Ta ki 2001 yılında Amerikalılar bir insansız hava aracına Hellfire füzesi takıp ateşleyene dek. İşte o günden itibaren İHA ve SİHA çılgınlığı başladı. Teknoloji devi birçok ülke insansız hava araçları geliştirmeyi hızlandırdı. Ve çok şükür o ülkelerin arasında Türkiye de vardı. Türkiye bu treni erken zamanda bindi ve bu sayede şu anda dünyanın en önde gelen İHA üreticilerinden biri haline geldi. İnsansız sistemlerin muharebe sahasındaki ağırlığı gün geçtikçe artıyor ama bu gerçekleşirken hiç hesaba katmadığımız farklı şeyler de oluyor. Mesela bir zamanlar fakir adamın seyir füzesi olarak dalga geçilen FPV'ler günümüzde çok tehlikeli bir hale gelmeye başladı. Ukrayna'da, Filistin'de, Yemen'de, Irak'ta ve Afganistan'da gerçekten de yeri yerinden oynattılar. Bu ucuz, basit, oyuncaktan bozma cihazlar koskoca orduları darmadağın etti. Hatta bazı uzmanlara göre FPV dronları makineli tüfeğin ortaya çıkmasından sonra muharebe sağlığını en derin etkileyen unsurlardan biri. Peki bu FPV dronu nedir? Ne işe yarar? Ne zaman ortaya çıktı? Artıları ve eksileri neler? FPV yani First Person View adı verilen bu drone sistemleri 1980'li yıllarda ortaya çıkmaya başladılar. Birinci şahıs görüş sistemine sahip bu tip dronelar 80'li yılların başında hobi amaçlı yapılmaya başlandı. Fakat kısa bir süre içerisinde bu tip droneların ticari değerleri de ortaya çıktı. 90'lı yıllarda özellikle Amerika'da film endüstrisi bu tarz dronelara çok ciddi anlamda yatırımlar yapmaya başladı. Eskiden uçaklarla ya da helikopterlerle yapılan çok maliyetli hava çekimleri bu tip dronelar sayesinde oldukça makul hale geldi. 90'lı yılların sonunda FPV droneları endüstrinin önemli bir aktörü haline geldi. 2000'li yılların başına gelindiğinde ise bu dronelara ciddi bir talep olduğu için herkes onlara yatırım yapmaya başladı. Üreticilerin sayıları arttı. Bu yüzden de çeşitler artarken fiyatlar da düşmeye başladı. İşte bu düşüş sırasında dronlarla ilgili bazı önceden hesaplanmayan şeyler de ortaya çıktı. Dünyanın dört bir yanındaki bazı silahlı illegal örgütler bu tip dronları etkili saldırı yapabilmek için kullanmaya başladılar. Uzaktan kumanda edilen bu kameralı dronlarla kritik hedeflere intihar dalışları yapabiliyorlardı. FPV dronların silah potansiyeli ilk defa 1994'te Japonya'da ortaya çıktı. Aum Shinrikyo tarikatını hatırlayanlarınız var mı? Hani şu 1995 yılında Tokyo metrosunda sarin gazı saldırısı yapmışlardı ve 12 kişi ölmüştü. İşte bu aşırı dinci tarikat ilk defa 1994 yılında uzaktan kumandalı bir drone kullanarak sarin gazı saldırısı yapmayı denedi ama başarısız oldu. Başarısız oldular fakat fikir teorik olarak mantıklıydı. O tarihten itibaren bu tip uzaktan kumandalı kameralı dronelar yavaş yavaş ufak tefek saldırılarda görünmeye başladı. 2000'li yılların başlarında bu tip dronelar Meksika'da ve Güney Amerika'da kartel savaşlarında yer aldı. Hatta bu tip oyuncakları uyuşturucu ticaretinde veyahut da hapishanelere silah sokmak için de kullandılar. 2010'lara gelindiğinde FPV droneları daha da ucuzlamaya, daha güçlü, daha etkili, daha uzun menzilli hale gelmeye başladı. Bu tip dronların potansiyelini erken fark edenlerden biri de El-Kaide'ydi. El-Kaide, Irak'ta ve Afganistan'da bu tip dronları kullanarak Amerikalılara ve müttefiklerine ciddi zararlar vermeyi başardı. Kısa bir süre sonra bu tip dronları Yemen'de, Suudi Arabistan'da ve Filistin'de de görmeye başladık. İnternetten elde edilebilen bu dronlar birkaç saatlik eğitimle kullanılabilir hale gelebiliyordu. Altlarına el bombası ya da benzeri bir patlayıcı yerleştiriyordu ve havadan istenen yere gönderiliyordu. Çok ucuzlardı, çok basitlerdi ama etkililerdi. Tam manasıyla fakir adamın seyir füzeleriydi. Modern dünya uzun bir süre boyunca bu tarz droneları ciddiye almadı. Fakat FPV droneları ne kadar ölümcül silahlar olduklarını Ukrayna Savaşı'nda gösterme fırsatı buldular. Önce Ukrayna, arkasından da Rusya bu tip dronlarla birbirlerine karşı çok ses getiren saldırılar düzenledi. Bunların çok çarpıcı örneklerini internette ve televizyonda görüyorsunuzdur. 17-18 yaşındaki çocuklar kulaklıklarını, gözlüklerini takıyorlar, uzaktan kumandalı dronlarla tankları imha edebiliyorlar, piyadeleri öldürebiliyorlar, sığınakları uçurabiliyorlar. İşte bu son derece ucuz ve basit teknolojiyi muharebe sahalarını alt üst etti. Çünkü kimse böyle bir tehlikeye karşı hazırlıklı değildi. Geleneksel savunma sistemleri bu tehdide karşı çaresiz. Kimse bu oyuncaktan bozma droneları kusursuz bir şekilde imha edemiyor. Bu tip dronlardan Ukrayna'da, Karabağ'da, Filistin'de, Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Yemen'de ve Libya'da bugüne kadar yüz binlerce, hatta bazı iddialara göre milyonlarca kullanıldı. E peki, 2 saattir bunu anlatıyorum da FPV drone tam manasıyla nedir? Birincil şahıs görüşlü bu dronların bir standardı yok. Ama genellikle 4 motorlu olarak tercih ediliyorlar.
Büyük çoğunluğu elektrikli pille çalışıyor ama bazı versiyonlar ciddi yük taşıyan bazı versiyonlarsa geleneksel motorları kullanabiliyorlar. Bazı dronların ağırlığı birkaç yüz gramken bazıları onlarca kilo edebiliyor. Bazıları havada en fazla 2-3 dakika kalabilirken gelişmiş versiyonlar 30 dakikayı devirebiliyor. Menzilleri de birkaç yüz metre ile birkaç kilometre arası değişebiliyor. Mesela Ukrayna'da kullanılan dronlar yer yer 20 kilometreyi aşabiliyor. Menzilleri 80 ile 200 kilometre arası değişirken irtifaları da 5-10 metre ile 10 kilometreye kadar değişiyor. Şu anda dünyanın en büyük FPV drone üreticisi Çin. Hatta bu yüzden yakın zamanda Rusya'nın ricası üzerine drone satışlarında ciddi kısıtlamalar getirdiler ama bu da bir çözüm olmadı. Çünkü bu tarz araçlar o kadar basit ki parçalarını internetten ya da oradan buradan toplayarak kendi drone'unuzu yapabiliyorsunuz. Motorları dışarıdan satın alabiliyorsunuz. Bazı kritik parçaları 3D printerlarda basabiliyorsunuz. Gerekli antenleri, çipleri, devre kartlarını ise internette bol miktarda bulabilirsiniz. Yani bu silahların yayılmasını önlemek imkansız gibi bir şey. Alibaba'dan bir tane sipariş ediyorsunuz. İsterseniz üzerine bir tane aksiyon kamerası koyuyorsunuz. Belki birazcık da anteni geliştiriyorsunuz. İşte elinizde bir saldırı silahı var. Hatta uzaktan kumandaya bile ihtiyacınız yok. Telefonunuzdan bile kontrol edebilirsiniz. Birkaç haftalık kısa bir eğitimden sonra artık siz de ölümcül bir drone pilotusunuz. Evet, ucuzlar, basitler, elde edilmesi kolay ama bu droneları bu kadar tehlikeli kılan şey ne? Birincisini az önce söyledim. Ucuz ve basitler. Bugün uzun menzilli bir güdümlü tank savar füzesinin piyasadaki ortalama fiyatı 100 bin dolar civarında. Fakat 100 bin dolarlık bir tank savar füzesiyle yapabileceğiniz hasarı 1000 dolarlık bir drone'la da yapabilirsiniz. Ukrayna'da olduğu gibi altına bir tane RPG mermisi bağlarsınız. Tankın etrafını döner, zayıf noktasına denk gelir ve dalışınızı yapar, koca tankı patlatırsınız. 1000 dolarla 5 milyon dolarlık bir tankı küre çevirirsiniz. Radarları, hava savunma sistemlerini imha edebilirsiniz. Teker teker piyadeleri avlayıp düşmanınızı dehşete düşürebilirsiniz. Üstelik bunları yapabilmek için akademilerde birilerini yıllarca yetiştirmenize gerek yok. Herhangi sıradan bir sivili alıp birkaç hafta içerisinde etkili bir drone katili haline getirebilirsiniz. Bu iş iyice ayağa düşmüş durumda. Mesela Rusya'da drone kursları açılıyor. Siviller, gençler bu kurslara katılıp drone kullanmayı öğrenebiliyorlar ve daha sonra cephede düşmanı vurmaya başlıyorlar. Benzer kurslar şu anda Ukrayna'da da var. Ucuz ve basit olmalarının diğer bir avantajı ise kolayca harcanabilir olmaları. Ki bu da gayet mantıklı. Yani milyonlarca dolarlık pahalı silahlar kullanmak yerine bu dronelarda bol miktarda kullan. Hiçbir teknoloji risk yok, hiçbir fiyat risk yok. Ucuzlar, basitler, kullanabildiği kadar kullan. Günde 1000 tane drone harcayıp 10 tane hedef vursan bile kârdasın. Ama bunun dışında FPV droneları bu kadar tehlikeli kılan başka bir şey de onlara karşı savunmanın çok zor olması. Dediğim gibi geleneksel hava savunma sistemleri bu tip dronelara karşı etkisiz. Onları uçak savarlarla vuramazsınız. En fazla 5-6 metre irtifada uçuyorlar. O irtifadaki küçücük bir şey vurmaya kalkarsanız drone'u vuramayabilirsiniz ama büyük ihtimalle dost birlikleri ya da sivillere ciddi zarar verirsiniz. Doğal olarak füze de kullanamıyorsunuz. Piyade silahlarıyla da çok fazla şansınız yok. Yani Kalaşnikov'la havada sinek vurmak yani zor. Evet, bazı alternatif çözümler var. Mesela fişekli av tüfekleri gibi. Kuş saçması kullanan yifsiz tüfeklerle kısmi başarı elde edebilirsiniz. Bunlar dışında Rusların yaptığı gibi zırhlı araçlarınızı kafeslerle kaplayabilirsiniz. Bu başlangıçta kısmen işe yarıyordu fakat daha sonra o kafesleri de açmanın basit yöntemleri bulundu. Drone operatörleri kafeslerin zayıf noktalarını keşfedip oradan saldırmaya başladı. Veyahut da kafesleri aşabilecek özel mühimmatlar kullanmaya başladılar. Peki jammerlar, elektronik karıştırma bu dronlara çözüm olabilir mi? Elektronik karıştırma sistemleri evet birçok noktada etkili olabiliyorlar ama onların da zaafları var. Sinyal karıştırıcıları alt etmenin de yöntemleri var. Mesela Ruslar yakın zamanda bu tip dronelarında fiber optik kablo kullanmaya başladı. Gördüğünüz gibi bu tip minik dronelar muharebe sahasında herkesin başını ciddi anlamda ağrıtıyor. Ama peki ya bu yeni silahın hiçbir eksiği, hiçbir zafiyeti yok? Olmaz mı? Tonla var, bir sürü var. Mesela ilk olarak bu tip dronelar hava şartlarından çok ciddi anlamda etkileniyorlar. Yağmurda, karda, rüzgarlı havalarda kullanamıyorsunuz. Sadece olumlu hava şartlarının hakim olduğu durumlarda işlevseller. İkincil olarak FPV dronlarının taşıma kapasitesi çok sınırlı. İkinci olarak bu tip dronların menzilleri ve taşıma kapasiteleri çok az. Motorlarının ve bataryalarının kapasitesi sınırlı olduğu için küçük mühimmatlarla yetinmek zorundasınız. Ve yine benzer sorunlardan ötürü menzilleri de çok kısıtlı. Bu yüzden de tam manasıyla gelişmiş füze sistemlerini yerinde tutamazlar. Ayrıca yapılarından ötürü tasarımları çok hassas. Bu droneları düşürmek için uçak, savara ya da bir silah sistemine ihtiyacınız yok. Sapanla bile onları durdurabilirsiniz. En küçük bir darbede işlevsiz hale gelebiliyorlar. Hatta Ukrayna videolarında görmüşsünüzdür. Bazı askerler bildiğiniz taş atarak ya da silahlarını atarak bu droneları engelleyebiliyor.
Yani genel olarak muharebe sahasındaki olumsuz şartlara karşı çok dirençsizler. Ama ucuzlukları ve basitlikleri bu eksikliklerini tolere edebiliyor. E peki ne olacak? Bu hep böyle mi gidecek? Yani bu dronlar bütün muharebe sahasını terörize mi edecek? Piyade hareket edemez hale mi gelecek? Tankların devri mi bitecek? Cevap elbette ki de hayır. Tamam, FPV dronlar çok etkililer, gerçekten de baş ağrıtıyorlar ama onları da durdurmak için yepyeni teknolojiler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Çünkü muharebe sahasında hiçbir silah uzunca bir süre boyunca rakipsiz ve çaresiz kalmaz. Ne olursa olsun panzehir kısa bir süre sonra ortaya çıkar. İşte bu tip dronları ortadan kaldırabilmek için de yeni çözümler doğmaya başladı. İlk ortaya çıkan çözümlerden biri yüksek enerji silahları. Lazerler ya da benzeri enerji silahları bu tip dronları geleneksel yöntemlere göre çok daha etkili bir şekilde imha edebiliyor. Bu tip silahların örneklerini Türkiye'de, Amerika'da, İsrail'de ve dünyanın başka yerlerinde de görebilirsiniz. Ki yakın zamanda da bolca göreceksiniz. Bunun dışında bu tarz minik dronları imha edebilmek için başka dronlar da kullanabilirsiniz. Yakın zamanda bunların örneklerini sıkça görmeye başlayacaksınız. Yani drone avlayabilen anti-drone sistemleri. Fakat ne kadar ortadan kaldırmaya uğraşırsak uğraşalım, FPV dronlar artık muharebe sahasının bir gerçeği. Ve yakın zamanda dünyanın bütün ordularında FPV drone kullanan birlikleri görmeye başlayacağız. Ukrayna ve Rusya şu anda kendi doktrinlerini oluşturmaya başladılar. İlerleyen yıllarda diğer ülkeler de kendi drone doktrinlerini yavaş yavaş inşa etmeye başlayacak. Bu tip dronların daha gelişmiş, daha özelleşmiş modelleri de görmeye başlayacağız. Hatta Türkiye'de bu tarz dronlar için çok başarılı örnek üreten STM gibi firmalar da var. Ve bu işin gidişatına bakacak olursak, ilerleyen yıllarda bu minik dronları insan operatörler değil, yapay zeka idare etmeye başlayacak. Günümüzde dronlar için swarm teknolojisi ciddi anlamda yaygınlaşıyor. Az önce örnek verdiğim STM firması bu tarz sürü drone teknolojilerine yönelik çok ciddi çalışmalara sahip mesela. Şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Birkaç yıl içerisinde dünya üzerindeki bütün orduların kendi FPV drone bölükleri olacak. Ve bu yeni silah ilerleyen yıllarda yapay zeka desteğiyle akıllanacak. Belki daha hızlı olacaklar, daha uzun menzilli olacaklar, daha tehlikeli, daha büyük mühimmatlar taşıyacaklar. Ve ilerleyen dönemde çok daha etkili savunma önlemlerini de aşmak zorunda kalacaklar. Ama artık onlar da muharebe sahasının parçası. Tank gibi, helikopter gibi, tüfek gibi, füze gibi artık dronlar da onlardan biri. Peki ya siz? Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce FPV tipi dronlar gelecekte muharebe sahalarını ele geçirecek mi? Yoksa bu gelip geçici bir heves mi? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Neyse, bugünlük bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğenirseniz bu ve benzeri birçok videoyu kanalımda bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize mavi ekransız günler dilerim. Hoşça kalın.